Merhaba hocam. Merhaba İlker. Bugün stüdyoda 3 kişiyiz. Mustafa Seven de bugün yanımızda. Merhaba hocam tekrar. Merhaba İlker. Merhaba Mustafa. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba Mustafa. Hocam derken İlker hocamı kastetmiştim. Emrah Bey size de merhaba. Hocam bugünkü konumuz çok önemli bir konu. Matbaa Osmanlı'ya ne zaman geldi? Matbaa Osmanlılara biraz geç geldi. 1127'de geldi ve Avrupa'ya da 1439-1440 yıllarında geldi. Burada sorulması gereken soru 300 sene niye geç geldi matbaa? Çünkü birçok bununla ilgili şey söylendi. Bazı söylenenler mesela din adamlarının buna muhalif olması, bir kısmı işte hattatların müstensis dediğimiz kitapları yazanların buna muhalefet etmesi gibi. Hatta bunlarla ilgili anormal rakamlar da veriliyor. Yok 60 bin, 80 bin müstensih yani el yazması, kitap kopyaları insan varmış bunlar boykot etmişler. Ama olmaz öyle saçma tarih. Bunların bir iler tutar yanı yok. Her şeyde önce şunu düşüneceğiz. Bizde bir supply arz problemi var, demand talep problemi var. Genelde hep arz problemine bakmışlar. Yani matbaa gelmiyorsa izin verilmemiştir gibi düşünmüşler ama bu yanlış bir düşünce. Çünkü matbaa aslında geliyor. Kime geliyor? Osmanlılardaki Müslümanlara gelmiyor ama Hristiyanlara geliyor. Orada da tutmuyor. Bir icadın yapılması hiçbir şey demek. Amerika'yı kim buldu? Vikingler. Vikingler mi? Amerika ilk Vikingler buldu evet. Erik Le Rouge. Amerika Vespucci bulmadı mı? Hayır Amerika Vespucci de bulmadı zaten. Amerika'yı Christoph Kolomb buldu. Amerika Vespucci değil de Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci. Bak. Ama o işte zamanla insanların ağzında kulaktan kulağa Amerigo Amerika oluyor. Hayır. Hocam. Bir erkek ismi olduğu için öyle biter. Bir memleket ismi olduğu için A olur. Mesela Kaukasus, Kafkaslar Latince'de maskülendir. Kaukasya dişidir. O yüzden Ameriko'nun memleketi demek için Amerika demen lazım ondan. Ama esas Amerika'ya eski kıtadan yani Asya, Avrupa ve Afrika'dan ilk giden bir Viking'ti. Ama ilk gittiği dönemde morina balığı mı yiyecekler? Oraya gidecek artı nüfus yoktu. Oradan çıkarılabilecek ekonomik yarar yoktu. Öldü bitti o iş. Morino erkek, morina. Morina bir balık evet ama morino erkek balık olur da öyle değil ne yazık ki. Moreno esmer demek ama morino ne yazık ki erkek balık değil. Bir de Mourinho var hocam o ne? O da Mourinho değil Mourinho ama işte artık ne yapacağız? Hocam iki gerizekalıyla bugün karşı karşıyasınız. Mesela tüfek de Çin'de bulundu. Daha önce de söyledik ama Çin'de savaşçı bir ortam olmadığı için gelişmedi. Bir icadın gelişebilmesi için onu destekleyecek bir ekonomik fizibilite olması lazım. İşte matbaa da ilk Çin'de bulunuyor ama orada öyle bir kitap talebi olmadığı için yerleşmiyor. Aynı şey Osmanlılarda da geçerli. Buraya gelmiş matbaa var. Kime gelmiş? Ermenilere. Bir dakika. Gutenberg bulmadı mı matbaayı? Hayır. 1439-40 gibi Gutenberg buldu. Avrupa'da yayıldı. Osmanlı'ya 1727'de geldi. Niye bu kadar geç diye sormuştuk. Hı-hı. Niye bu kadar geç sorusuna genelde hep yukarıdan cevap verdiler. Birileri engelledi ama aşağıda da yani talep kısmında da bir problem var. Nereden biliyoruz? Bir icadın ekonomik fizibilitesi olabilmesi için bir müşteri potansiyeli olması lazım. Hristiyanlar getirmiş. Bir de fazladan Müslüman kitapları İtalya'da basıp buraya getiriyorlar. Alıcısı yok. Yani Osmanlılarda esas problem böyle bir kitap okuma talebi eksikliği var. Hem Hristiyanlarda hem Müslümanlarda. Dolayısıyla esas problem bunun ulema tarafından engellenmesi falan değil. Kitap okuyacak bir şeyin olmaması. Bu tip bir reading public kitap okuyacak kitle ilginç şekilde Avrupa'da var ve Japonya'da var. Japonya'da 18. yüzyılda bestseller kavramı var. En çok satan kitap kavramı var. Avrupa'dan birkaç rakam vereyim. 1697 yılında Fransa'da kitap okuma oranları %27 falan. Bu oran %47'ye, 40'lara, 45'lere 1790'da çıkacak. Yani bu çok büyük bir oran. Türkiye bunu oranları %20'lerde ortalarında yakaladı. Dolayısıyla Avrupa çok okuyor. Türkiye'deki okuma rakamlarını da vereyim. TÜİK verilerine göre 1000'de 1. Fransa'da %21, Türkiye'de 1000'de 1. Yani aradaki fark 210. Bir başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de 70 tane vakıf üniversitesi var. 70 vakıf üniversitesinin en az kitabı olanın kaç kitabı var biliyor musunuz? 500 tane. Ve bunların yani 500 tane Zeynep'in kitabı olsa fazla 6 yaşındaki kızımın ama bir üniversite kütüphanesinde. Şöyle vereyim 100 bin kitabı geçen. 100 bin kitap yani Halil İnalcı'nın 100 bin kitabı vardı. İlber Ortaylı'nın 50 bin kitabı falan vardır yani. O 100 bin kitabı olan 30 bin, 40 bin kişi, 20 bin kişi olan 10 tane okul var. Mesela Harvard Üniversitesi 19 milyon varken Bilkent Üniversitesi onun muadili olabilecek üniversite 500 bin var. Ve 100 bini geçen 10 tane üniversiten var. 70 üniversite arasında. 14 tanesinin 10 binden. Yani Hüseyin Doğan Gürkan'dan daha az kitabı, babamdan daha az kitabı var. Ve Türkiye'nin en önemli problemi eğitim. En çok para harcadığı problem eğitim insanların kütüphanesi yok. Kütüphanesi olmayan yer üniversite YouTube'dan al o zaman ders abi. Anlatabildim mi? Böyle bir problem var. Peki çözüm ne sence? Çözüm bunları tartışmak. Çünkü Türkiye'nin en büyük problemi eğitim. PISA'da en sondasın ve biz hala marşlardan, işte türkülerden, işte ne bileyim geçmişten gelenlerden, göklerden gelenlerden konuşuyoruz. Bu çocuk toplumdur. Böyle ilerleyemezsin. Yani Türkiye'nin problemlerini böyle çözemezsin. Yani sen bakacaksın tarihteki eksik. Avrupa niye gitmiş, niye gitmemiş? Bu çok bariz bir şekilde de gözükür. Yani kitap okumayan bir toplumun gelişmesi imkansızdır. Bu tavuk mu yumurta mı ilişkisi gibi mi? Yani ben yeterince kitap almıyorum üniversiteye. O yüzden okumuyor değiller. Yani ben diyorum ki 25 milyon kitap satsak
bütün üniversitelere. Öyle yine, olmaz. Yine okumayacak. Çok. Şöyle bir şey var ama sınıf arkadaşlarımda da çok gördüm. Mesela bugün adam mimarlık yapıyor bizim Erkan. Yani bildiğin adam mimarı 3'ten terkti. Şimdi kendiliğinden o işi yapıyor yani. Mesela o gidip o kütüphanede aldığı pratikle 2018-19 syllabuslarını indirip oradan bilgiyi bul. Çok inovatif şeyler yapabiliyor. Araştırmayı öğretirsin. Adam kitabı görmezse nasıl öğrenecek? Yani kitap okumu tamam 5-6-7'de kazanılır. Orada alınamamışsa bir adam 18 yaşında girdiğinde ortalama vasat bir kütüphanede bir sürü şey öğrenilebiliyorsa öğrenilir. Yani kitap okumayan insan değildir ki. Olmaz yani. O bildiğin insan niteliklerini kullanmıyordur. San Josef'in de kütüphanesi çok geniş diyorlar. O tabii İlker'in durumu yani sadece kütüphanenin yetmediğini bize gösterecektir. San Josef çok iyi bir okul. İlker de ortalama. Tabii ki birçok San Josef'i İlker'den çok daha ileri seviyelerde. İlker hiç film çekmemiş. Peki senin okumaya çok fazla vurgu yaptığını düşünüyorum. Niye bunu yapıyorsun? İstatistik veri var diye. Şimdi adam diyor ki kaçıyor. Bizde diyor kitap diyor elden ele dolaşır. Az satılması önemli değil diyor. Ya Fransa dolaşmıyor sanki. Ama 400 kat farkı orada gösterebildiğim için. Tabii ki sadece okumak değil. Ama şu var. Kapsamlı bilgi, derinliğine bilgi okumadan olmuyor. Kitap okumayan adam düşünce olarak çok kompleks şeyler yorumlayamaz. Hayatını kalitesiz yaşar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bütün dünyadaki üniversite alimi, ilmi söylüyor zaten. Ve sadece kitap olmayabilir o. Makale olabilir. Yazılı bir argüman ya da her kitap iyi değildir yani. Ben Şeyma diye bir kitap var. O çok güzel. Bayağı da tuttu. Konu şu ki yani herhangi bir şahsiyeti merak edip okumakla bu kitabı okumak arasında ne fark var? İnsanlar yok bence kaplayıp okuyorlarmış. Yok. Şeyma Subaşı'nı gündeme getirip ünlü ettiyse kitabını da okuyor. Bir problem yok. Benim demek istediğim o kitaplarla bir şey olmaz. O kitabın içinde Şeyma Subaşı, Hülya Koçyiğit'in kitabı arasında fark olmayabilir. Yani sonuçta anı kitabıdır. Benim dediğim kompleks bir düşünceyi. Sinema öğreneceksin. Entelektüel bir insan olarak. Tarih öğreneceksin. Hani öyle bir kitap. Sana tarihteki her şeyi öğreten değil. Tarih nasıl yapılır? Mesela Sapiens gibi bir kitap. O sana başka bir aspekt, başka bir bakış açısı verir. Şimdi bunu yapmadan kendini gelişemezsin. İkinci önemli şey kitap olmadı mı modernitenin en önemli kuralı çok sayıda mediokrite üstü adam yetiştirmektir ve bunun adı okuldur. Tamam mı? Gidip medresede ya da el yazmasıyla ya da usta çırak ilişkisiyle iki kişi yetiştirir. Ama okulda 300 yani Türkiye şey yetiştiriyor. Fendan burada yetiştiriyor ama İlber Ortaylı yetiştiriyor. Halil Nalcı yetiştiriyor. Sen onun bir altında yani A eksi B artıdan yüzlerce yetiştirebiliyor musun? Senin Kütahya'daki liseye gönderdiğin adamda kalite var ama bunun için okul. Bunun için de kitap lazım. Osmanlı bunu yapamıyor. Ya medrese öğrencilerine bakıyorsun. Toplam 19. yüzyıla dahil 300 yıl içinde 64 tane tereke yani öğrencilerin bıraktığı kitap çıktı. İsmail Erimsal'ın çalışmaları var. 164 tane kitap var. Yani 164 değişik kitap var. Başka bulamıyorlar. Halbuki Avrupa'da bakıyorsun o dönem binlerce kitap okunuyor. Sadece 16. yüzyılda binlerce seyahatname basılıyor. Bakın Avrupa'da Almanya'da 16. 17. yüzyılda 5000 seyahatname basılmış. Tüm Avrupa'da pardon. Bizde 3-5 tane. Çünkü el yazması. Şimdi eser çeşitliliği, bilginin bir kuşaktan öteki kuşağa aktarımı. Böyle kitap elden ele geziyor. İşte bir sözlük böyle olmaz. Yani o onu vermez. İşte benim anlamadığım tam o noktada o aspekte, o farklı bakış açısına sahip olmasak ne olur ki? Ne kaybediyoruz ki? O kadar spesifik bir konu ki. Hani onu da bilmeyiverelim ve bilmediğimiz zaman ne kaybederiz spesifik ki? Spesifik konuyu bilmene gerek yok. Bir tane spesifik konuyu hiç öğrenmemişsen spesifik olamıyorsun. Bir işi yapmayan adam ve ben ondan sonra kesinlikle bir işi yapmıyorsa kimse artık konuşmuyorum ve muhatap biliyorum. Çünkü bir işi yapmayan adam derinliği hiç kazanmadığı için seninle o iletişim kuramıyor. İyi yapıyorsan işini. Onu düşün. Yani o spesifikliğiyle alakası yok. Sen sürekli şey diyorsun ya eğitim. Aslında bu dalga geçilen bir şeydir ya. Yani öyle bir laf vardır hani. En büyük sorunumuz efendim eğitimdir diye bir laf var. Nasıl olacak? Yani nasıl olacağına ilişkin bir fikrin, bir önerin var mı? Abi nasıl olacağına ilişkin bir fikrim olmaması lazım. Konunun uzmanı değilim. Konunun uzmanını getirirsin yaparsın. Önce bunun gündeme alınması lazım. Türkiye'nin gündemine bakıyorsun. Siyasi şeyler, belediye başkanı olur bir şey takar. Öteki gelir işte ne bileyim tarihten bakar, getirir başka bir yere götürür. Yani baktığın zaman bunları konuşursan çocuk gibi eğitimi konuşmazsan çözemezsin. Ben nasıl çözeceğini bilmiyorum. Ben kendi çocuğumun eğitimini çözeyim de sizinkiler kalsın. Onu nasıl sizin çözüyorsun? Ya bir kere devlet okuluna verdi zaten çocuğu. Türkiye'de eğitim fakültelerinin durumu belli. Oradan çıkacak insanlar arasında fark yok. Az çok. Ya özel okullar daha iyi değil mi? Hayır değil. Problem çözmeyi öğrenmesi lazım çocuğun okulda. Onu da özel okul vermiyor. Ben çocuğun Harvard'a gitmesine de yani karşıyım. Bir şey olarak değilim. Karşıyım evet. Ha, tabii. Yani çocuk istiyorsa gitmeli. Şeye dönelim. Bu engellediler. Kim engellemeye çalışıyor? İki grup söyleniyor. Bir ulema engelledi deniyor. Neden? Çeşitli fermanlarla. İşte dini kitapların yayılmasını istemedi. Daha doğrusu din üzerindeki egemenliğini, monopolisinin kırılmasını istemedi. Çünkü nasıl İncil yerel dillere çevrilince kilise egemenliğini kaybetti gibi bir argüman var. İki müstensihler yani elle kitap kopyalayanlar. Ekonomik bir savaş yani. Gibi dediler ama gerçek değil. Çünkü bu ulema ile ilgili bir delil yok. Daha önce söylenen delilleri bulamadılar. İki ulema engellese dini kitabı engellese. Şehnameyi okuyabilirlerdi ya da ne bileyim gazavatnameleri, tarih kitaplarını. Onlar da basılmamış. Üç, daha da önemlisi Osmanlı'da şöyle olmuyor. Bir şey mesela yasak ya. Eğer büyük talep varsa
Para vakfı ne biliyor musunuz? Normalde İslam'da faiz haram. Para vakfı diye bir şey var. Bu vakfın görevi banka gibi borç vermek. Faiz yapmıyor, hile-i şeriye yapıyor. İşte sen o kadar verdin, bana üstünü getir diyor. Faiz gibi koymuyor. Ha, vakıf. Ve bu fetvayı Ebu Suud Efendi Kanuni Şeyhülislam verdi. Yani bir şey için mekanizma kurulması gerekiyorsa hile-i şeriyelerle falan o işleri yapıyorlar. Yani böyle büyük okumak isteyen bir kitle olsaydı ulema da o etki yapamazdı. Zaten de yapmadı. İkinci müstensihler, ya Allah aşkına kitap kopyalayan insanların ne gücü olabilir? Bazı kaynaklar 60-70 bin kişi demiş. 4 tane ailesi olsa bütün İstanbul kitap kopyalıyor sanırsın. Problem burada değil. Okuyan insan az ve sadece Müslümanlar arasında Hristiyanlar arasında az. Birisi kaç kitap okumalı sence? Cahil standardını aşması için mi? Evet. Ben bir tweet atmıştım. 10 kitabın altı okuyan artık kendine de şey demesin. Ömrü hayatı boyunca hayır, bu. Senede. Ya Türkiye'de ayda bir kitap gibi diyorsun yaklaşık. Yani şimdi kitabına göre değişir. İnsan 4 kitap okuyup derin kitaplar okursa başka bir yere gider. Sen mesela kaç kitap okuyorsun? Ben hepsini yazıyorum okuduğum kitapların. En maksimum okuduğum. Geçen sene 110 kitap, 160 da makale okumuştum. Yani 150'yi falan çok zor geçiyorsun. Yaklaşık 3 günde bir kitap oluyor. Tempolu okudum. İdeali 40-50 entelektüel peki, için. Peki bu şeydir. Kitapların yani hepsi akademik mi? Yoksa? Evet, hepsi akademik. Benim. Yani sadece Şeyma yok bunların içinde. Yok yok, onlar yok. Hiçbir şekilde ben şey yapamam. Onları saymıyor musun? Okumuyorum ki. Ha, hiç okumuyorsun. Yok, hiç okumam. Yani hiç roman okumaz mısın? Okurum. Prost falan okurum. Zola. Proust okuyorsun. Evet. Ya da ne bileyim Michel Zavak okuyorsun ama Şeyma Subaşı gelmiyor yani. Onu da okuyan okusun. Yani Şeyma'yı örnek olarak söyledim canım. Yani ne bileyim merak ettiğin bir Faruk yani, Duman okuyor. D&R'a gittin merak ettiğin popüler bir kitabı alıyor musun? Ben Türkçe okumuyorum. Yani, niye dünyadan alıyorsun? Abi, hocam sen, sizin Fil Dişi Kule ne tarafta? Şimdi arkadaş sen 40 lira verip birini çevirisinden niye okuyorsun İngilizce kitabı? Çok saçma. Zaten Abebooks'ta 3 doları satıyor. 5 doları satıyor. Al bütün Gabriel Garcia Marquez'in İspanyolcaları 10-15 dolar. Şimdi market okuyun ben niye İspanyolcasını çevirsin okuyayım ki? Doğru. Ben Wikipedia okuyorum. Bu otistik bir davranış sayılabilir ama Wikipedia'nın çok güvenilir bir kaynak olmadığını düşünüyor musun? Vallahi ben çok okudum ve güvenilirlikle ilgili problemleri az buldum. Özellikle ben de az buluyorum bayağı. Az fokus problemi oluyor. Bazı noktaları çok işlemiş, bazıları az işlemiş. Yani bu ansiklopedi okumak saçma bir fikir. Ben mi? De okurdum büyük defa. Hiç saçma fikir değildir. Hepsini okumuyordum tabii. Son ben derece herhalde. Wikipedia'yı yani, bitirmeye çalışıyorum ama. Hayır ama Larousse'u okumaya çalışabilirsin ya. Avrupa'da ilk matbaayla beraber basılan içerikle ilgili bilgimiz var mı? İnsanlar neler okuyorlardı? Çok güzel. 1439-40'da ilk basıldı. İlk başta Avrupa'da kitaplar böyle dini kitaplar gibiydi. Fakat o iş hemen çabuk çözüldü. Bakın bir örnek vereyim. Friuli'yi biliyorsunuz. Pasolini'nin memleketi. Çok enteresan bir yerdir. Pasolini dahil bir sürü enteresan böyle sekt çıkar. Yani tarikatından, köylüsüne herkesin ilginç olduğu bir yer. Friuli'de mesela bir köylü çıkıyor diyor ki ya Allah mallah yoktur diyor Hristiyan. Dünya kendiliğinden yaratılmıştır diyor. Menokya adı. Çizendi formacayı vermiş diye Carlo Ginzburg'un kitabı. Herkes bilir yani bütün tarih öğrencileri. Adam sonra İngilizce'ni alıyor. Sen bunları nereden öğrendin falan. Ortaya çıkıyor ki adamın okuduğu 14-15 tane kitap var. Milletin yolda birbirini vurdukları en vahşi yerinde 14-15 tane kitap okumuş. Şimdi o kitaplara bakıyorsun işte romanlar, tarih hikayeleri ve özellikle reform üzerinden yani protestanlık çıkınca, Hristiyanlık, protestanlık kapışınca polemikler oluşuyor. O polemikler üzerinden inanılmaz bir savaş başlıyor. Başka ne çıkıyor? Gazete çıkıyor 1600'lerin başında. Adam dünyadaki haberleri okuyor. Din kitabı, felsefe kitapları, kaçak kitaplar, otoriteyi sarsan kitap. Adam ne yapıyor? Fransa'da kralın aleyhine yazacak gidiyor Hollanda'ya. Hollanda'da sansür yok ya. İnanılmaz bir neşriyat oluyor. Ve 18. yüzyılda ne okuyorlar? Fransız İhtilali'ni düşün. Fransız İhtilali'ni hazırlayan şeyler nedir? Voltaire Rousseau. Değil. Böyle bir kaçak kitap şeyi var. Pulp fiction tarzı. Porno, bilim kurgu. Bizim ansiyan rejim dediğimiz eski nizamı yıkmaya yönelik bir mantal transformasyon geliştiriyor. Yani artık adam krala saygı duymuyor. Eskiden kral seni dokunduğu zaman kralın seni iyileştireceğine, büyülü olduğuna inanırdın. Şimdi artık inanmıyorsun. İnsanlar krala dalga geçmeye başlıyor. Bu mental transformasyon kitapla oldu. Osmanlılar'da bu olmuyor. 18. yüzyılda baktığında hala medreselerde okunan kitaplar 300 sene öncesinin kitapları. Kadınlarda okuma oranları çok düşün. Fransa'da çalışan yani bu journeyman tarzı insanların %90-95'i 1790'da okuma yazma öğrenmiş. Padişahlar okuyor mu bizde mesela? Şimdi padişahlar da okuyor. Alt tabaka okumuyor. Alt tabakanın gelişmesi çok önemli. Başka bir şey söyleyeyim. Fransa'da 18. yüzyılda bayağı artık ve İngiltere'de 17. yüzyılda hemen hemen her yerde Sunday School'lar okuma yazma öğreten ilkokul seviyesinde şeyler vardı. Fransa'da öyle. Her köyde artık okuma yazma öğreten bir papaz falan var. Bizde bakıyorsunuz bizde okuma dahi öğretmeyen, Kur'an okumayı, Kur'an tilavetini öğreten ve belli dini şeyler öğreten Sıbyan mektepleri var. Bak okuma yazma öğretmiyor. İstanbul'da kaç tane var bunlardan? En fazla 400. Tanesi 20-40 öğrenci alıyor. İstanbul'da 8 ile 16 bin öğrenci en fazla eğitim görebiliyor. Okuma yazma bunun bir sonrası. Okuma yazma öncesi eğitimde bile 300-400 bin kişilik nüfusta 16 bin kişi eğitim alabilmiş. Kadınlar hemen hemen hiçbir eğitim almıyor. Sıbyan mektebinden medrese gidip okuma yazma öğrenmiyorlar. Okuma yazma oranı düşük. Kitap oranı da düşük. O yüzden de matbaa gelmiyor. Eğitim seviyesini çok etkileyen bir şey. Mesela Japon mucizesi falan diyorsun orada kitap
kitap okuyorlar. Çin'de de mesela okuyorlar. Bizde okumuyorlar. Ama benim öyle arkadaşlarım var. Adam hiç okumamış. Yine de mesela büyük bir şirkete ortak olabiliyor falan. Nasıl oluyor o işler? Mahcup ediyorsun abi ya. Şirket, şirket büyüdüğü zaman onu değerlendiririz. Bakın arkadaşlar, hayatta bütün Maslow piramidi var ya. Zenginlik o her şey değil. Onun 5. katından sesleniyorum. Öyle kitap okumadan o kaliteyi 4-5 yakalayamazsınız. Önemli olan kaliteli bir hayatı nasıl yaşadın? Bu verdiğin önerilerde şöyle bir sorun var. Bir ortama girdik. Arkadaşlar kitap okumak lazım dedim. Şimdi kimse buna hayır demez. Yani evet okumak lazım gerçekten. Ama kimse okumuyor. Türkiye'de en büyük şey kitap pahalı diyor adam. Ya arkadaş benim ilk kitabım 24 liraydı. Bunun 12 lirası yayın evine kalıyor zaten. Onun da %10'u bana kalıyor. 50 lirası bandrol, 3 lirası yollama. Kitap başına yayın evine 3 lira 4 lira kalıyor. 200 bin kitap satması lazım ki 50 TL'ye falca diyorsun işte. Sigara 14 lira. Yani adam onu orada açık ediyor zaten. İbrahim Müteferrika'yı merak ediyorum ben. İbrahim Müteferrika bir Macar asıllı müftedi. Yani hidayete ermiş. Yani çerai İslam ile müşerref olmuş değil mi? Müslüman olmuş yani. Dolayısıyla Batı'yı bilen ama Müslüman olan bir Osmanlı olmuş. O getiriyor. Ve bir takım kitaplar basıyor. Çok da tutmuyor ilk başta. Kendini bir yere kadar çeviriyor. Ama çok da bir şey olmuyor. Hala talep yok. Sonra 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid. 18. yüzyılın sonunda reformlar yapıldı ya. Yeni okullar kuruldu ya Batı'daki, Fransa'daki gibi. Ders kitabı lazım. Devlet eliyle kuruluyor. O rejim yıkılınca gene matbaa gidiyor. Gene kuruluyor. Yani bu 19. yüzyılın ikinci yarısında falan bize sivil matbaa biraz çıkıyor. Mesela Fransızca kitap falan eski vardı. 19. yüzyılda bakarsın. Bilmem ne Fis der değil mi? Şey bilmem ne der. Yani adam basıyor onu. Matbaa aslında kitap evi değil. Oradan para kazanabiliyor ama. Bu bize 20. yüzyılda falan. Eski zamanlarda vardı vakit matbaası der. Bastı bilmem ne basımhanesi, basım evi falan der. Hocam anlamadığım bu kadar çok insana Kur'an-ı Kerim nasıl ulaşmış o dönemlerde? Sözlü kültürle ulaşıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim hemen hemen yani daha böyle özellikle kutsal bir metin olarak kabul edildiği için kimler Kur'an-ı Kerim miras bıraktı diye baktığında fakir kadınlarda daha çok. Sanki fakir kadınlar Kur'an-ı Kerim okurmuş gibi çıkıyor ama öyle değil. İsmail Önüstal'ın bu terekelerdeki araştırmaları çıkardı. Çeyiz verme köylerde kadın evlenirken çeyizine Kur'an koyuyorlar o tip şey. Ve genelde din, ruhban üzerinden yani din adamından dinliyor. Bugün de öyle işte Nihat Hatipoğlu'ndan dinliyor. Kimse açıp okumuyor aslında o kadar. Şimdi gene Türkçesi var. Eskiden de yer yer var ama manuskripte kaldığı için o Türkçe çeviriler hocadan öğreniyor. Zaten dinin kendisi halk seviyesinde biraz buna işte Durkaymış klasik din dedi. Böyle ritüellerle yani işte bugün de sorulan Diyanet soruları öyle değil mi? İşte namaz kılarken şunu şöyle mi yapacaktık? İşte oruç yaparken şu orucun bozar mı falan. Yani böyle sembolik şeylerle esas o bütün evreni açıklayışı ya da çok felsefi yanlarını kolay kolay halk anlayamaz. Dolayısıyla bunda da ilgilenmiyorlar. Kur'an aslında o hocalar tarafından de camide öğreniliyor yani. Dünyanın en çok basılan kitabı hala İncil anladığım kadarıyla. Evet. Wikipedia'da listeye bakmıştım. Kur'an da çok satıyordur o anlamda. Akademik kitapların satışı nasıl? Akademik kitaplarda satış yok. Şöyle bir düzen bulmuşlar. Şimdi akademik kitabı 200-300 dolara basıyor. 50 tane basıyor. Çünkü çok spesifik. Mesela Gümüşhane bilmem ne köyünde ki tahrir üzerine ben Fransızca kitap yazıyorum. Kim okuyacak bunu? Ama değerli de bir kitap yapılması gerekiyor. Şöyle bir sistem var. 200 dolar fiyatı koyuyor. 3 kişi alırsa 3 tane basıyor. Yeni bir makine çıkmış. Pıt diye atıyor bir yıl falan. O... Dünyanın en çok okunan 10 kitabını sayayım Dünyanın hocam? En çok okunan 10 kitabı say. Bir, A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Charles Dickens. 200 milyon. Fransız İhtilal döneminde Paris'tendir yani. İki, ben çok severim. Yüzüklerin Efendisi. Üç, Hobbit. 140 milyon. Aha. 4. Gerçekten sevdiğim bir kitap. Antoine de Saint-Exupéry, Küçük Prens. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Onun Latincesi var ya. Harry Potter. Şimdi Latince öğreniyoruz şeyde. Tabii o metinler böyle Cicero bilmem ne falan okunacak şeyler değil. Ben de baktım internette Harry Potter'ın Latincesi var. Aldım bir 100-150 sayfa okudum. Hala duruyor. Agatha Christie, 10 Küçük Zenci. Okumadım. A Dream of Red Mansions. Bunu da okumadım. Hongqin Zhou and Nigo Kou yazmış. Kızıl Köşk'ün Rüyası. Ayşe Henry Rider Haggard. 9 numara Narnia Günlükleri değilmiş. 85 milyon satmış bir kitapmış. Ve sıkı durun hocam. Bak bu çok iyi oldu. Game of Thrones mu? Hayır. Da Vinci Şifresi 80 milyon. Ya çok kötü onu yapacağım. Hakikaten bu kadar tarihsel şeyden uzak, kaçma zapan bir şey olamaz ya. Adam arşive gidiyor 1650 tarihli kitabı şeyle açıyor cımbızla. Ulan benim evimde var 1650. Arşivde kitap olmaz. Arşiv normal böyle devlet dairesi gibi bir yer. Devam edeyim hızlıca. Geçtik onu ama Salinger Çavdar Tarlası'nda çocuklar okumuştum bunu da evet. Aa biliyorum. Paulo Coelho Simyacı. Ya o da çok kötü. Allah'ım Feridun Attar'ın 65 Simurgun'u. 65 milyon satmış sayın seyirciler. Of yani çok satan kitaplar iyi olmayabilir. Aa Nabokov Lolita. 50 milyon satmış. Aa Dolores evet. Gabriel Garcia Marquez 100 yıllık yalnızlık. Cien Yose Saladada. O hakikaten çok güzel bir muhteşem ve bir kitap. Ve yine büyük bir sürpriz. Heidi. Giovanna Cipri'nin romanı. Belki iyidir romanı şimdi bir şey diyemem. Heidi çizgi film olarak tam bir aynı ya, hayal kırıklığıydı da. Farklı okumuştum ben. Gül'ün bak. Adı. Hah bak. Ha, Gül'ün adı muhteşem bir şeydi. O kadar güzeldi. 50 milyon satmış. O tarihçi miydi yok dil bilimciydi. Onları ayıramıyorsun işte. Dil bilimci aynı zamanda estetik üzerine de yazıyor. Tarih üzerine de uzman. Orada güzelliği mesela çok Baudelaire'ın da çok güzeldir. Adam postmodern kurguyu falan da çok iyi bildiği için güzel
güzel de bir şey çıkarmış. Çok ince detaylar var. Mesela o hikayenin geçtiği o dönemki mevsimi falan bile hesaplıyor. Mesela Bodolino'da da şey vardı. Mesela çok güzel yemek tarifleri vardı. Yani 13. yüzyılda İstanbul'un da nasıl bir balık yapılır falan gibi o tip detayları çok güzel verebilen. Etnografik datası çok sağlam. Ama o datanın yanında da bir kurgusu olan, yani onu anlatıyordum işte. Tarihi filmin de güzeli öyle olabilir. Tarihi datası güzel ama esas önemli olan film kurgusu. Bu romanda da öyle. Yani Umberto Eco başka bir şeydir. Foucault Sarkacı da çok iyiydi. Foucault Sarkacı da çok iyiydi, evet. Gül'ün adındaki o mektuplar falan, onlar gerçeğe uygun mu? Ya hayır. Şimdi adam oradan ayrılıyor ama ayrılırken bütün stili sen şeyi görüyorsun. Ne orada uydurma? Problem o. Yani nerede adam kurguya çıkıyor? Mesela William of Baskerville olamayacağını biliyorsun adamın adını, değil mi? The Hound of the Baskervilles'e bir referans olduğunu biliyorsun. Aristo'nun öyle bir kitap yazmadığını biliyorsun. Ha, onu soracaktım. Aristo öyle bir kitap yazmadı mı? Hayır. Mesela Baudelaire'da ne vardı? Aslında bizim ortaçağ tarihinde bildiğimiz her şey yanlış. Hepsi Baudelaire'nin sakallığından geliyordu. Mesela imparator ölüyor ya, aslında Baudelaire yüzünden ölüyor. Yani orada o Baudelaire'nin tatlı sakallı üzerinden tarih bambaşka. Şimdi bunun gerçek olmadığını biliyoruz ama zaten kitapta o ayrımı veriyor. Şeyi de duyuralım. Patreon destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Hocamız onlar için özel olarak kitap önerileri yapacak. Evet, onu ayrı bir videoda onu yapacağım. Onu ne yazık ki sadece Patreon'dan bize destek olanlar görebilecek. Değil mi hocam? Evet çocuklar. Para peşin, kırmızı maşın. Peki hocam, cahillik mutluluk mudur? Ignorance is bliss. Cahillik mutluluk mudur bilmiyorum ama cahillik bir durum değil, tutumdur. Ben biliyorum ve bilmek için artık hiçbir şey yapmayacağım demek cahilliktir. Herkes bir konunun cahili. İlker'i ben ilk izlediğimde Alexa mıydı kameranın adı? Kameradan bahsediyordu. Neydi o? Eliza test. Eliza kamera mı diyorum, o kadar cahilim. Önemli değil. Ama ben öğrenmek için izledim. O beni cahili yapmıyor. Ben sinemanın teknik kısmının cahiliyim. Ben işte postmodern sanatın cahiliyim. Ben marangozluğun cahiliyim. Önemli olan o değil. Önemli olan cahil adam, bilmediğini kabul etmeyen, bilmek için hiçbir şey yapmayan, her şeyi bildiğini düşünen, bilen insanın da kendisinden sadece 2-3 tane fazla kitap okuduğunu düşünen ya da 2-3 ay daha fazla tecrübe edindiğini düşünen insandır. O küçük görmedir. Çünkü o adamın o hastalıktan kurtulmasının yolu yok. Cahillik o. Yoksa herkes bir şeyi bilmiyor. Herkes bir şeyin cahili. Size epistemolojik bir soru soracağım hocam. Bir şeyi bilmek mümkün mü? İşte değil. Değil aslında. Ama zaten o learning curve falan diyorlar. Mesela bir şey %80 öğreniyorsun, çabuk geliyorsun. Mesela ben tarihi çok iyi yapıyorum. Onun üstünde sinemayı belli bir curve kadar hobi olarak %50-60'a getirmek çok kolay. Ama senin bildiğini diyelim sen 80-90'dasın. Estağfurullah. Kubrick'te 98'de. Sen şimdi 90-98'e çıkamıyorsun. Bir örnek daha vereyim. IMDb'ye gidin bakın. Orada bir filmle ilgili 700 yorum var. Yorumların çoğu sanki setten yazılmış gibi. Bunlar master'da, üniversitede falan bir iki ders almış insanlar. Bunlara bakın. Bir de bizim Twitter'a bakın. O ona küfür ediyor. Ya da ekşi sözlüğe bakın. O ona diyor Dilo diyor. Ona işte ne bileyim Keko diyor. Bulanıyor. Sizin hakkınızda güzel yazı vardı, gördüm onu. Teşekkür ederim. Ben çok eski ekşiciyim. Ona rağmen orayı çok seviyorum. Anti-entelektüellik diye bir akım çıkmıştı Amerika'da galiba 50'lerde. O Türkiye'de hep var. Orada bizim buradan gelmiştir abi. Gerçekten Türkiye'de yoğun olarak var. Yani hepimizde... Türkiye'de böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Adam kendini geliştiriyor. Hoca oluyor, entelektüel oluyor, sanatçı oluyor. Para kazanmıyor. Twitter'da linç ediyorsunuz. Arada devlet de başı belaya giriyor. Ondan sonra bizim çocuklar niye aya çıkmadı? İki tip şey var. Hocaya çok büyük saygı var ama birey olmaya saygı olmadığı için ve gerontokratik bir toplum, yani yaşlılara çok önem veren toplum olduğu için böyle yaratıcı birey, sanatçılara da entelektüellere, yani farklı şeyler söyleyenlere, senin gibi böyle hafif gıcık olanlarına, ama yaratıcılık da budur. Yani nizamla yaratıcı arasında bir denge kurmaya çalışıyor insan. Senin gibi birine gıcık oluyor, bastırıyor işte çeşitli şeylerle. Ondan sonra da tabii buradan mucit falan çıkmıyor. Emre hocam, bizde herkese hoca deniyor. Öyle değil mi İlker hocam? Kesinlikle öyle Mustafa hocam. Epistemoloji dediğin zaman birisi bir yerde, tamam mı? Aa, ne gıcık herif. Onu geçen gün bir arkadaşla konuştum. Orada bir haklılık var. Şimdi böyle hava yapan, böyle işte Cihangir entelektüeli tarzı ve gıcık bir tip var. Doğru, kabul ediyorum. O argüman ona rağmen geçersiz. Çünkü diyelim öyle bir tip var ve o bilmeden hava atıyor ve seni eziyor. Ya bu memlekette havaya silahla ateş edene dalaşmıyoruz. Kebapçıda görgüsüzlük yapana dalaşmıyoruz. Instagram'da saçma sapan şeyler yapana dalaşmıyoruz. Şimdi bunlara bir şey demiyoruz. O sahte entelektüeli mi geldi? Hikaye yani. Türkiye'de tartışma kazanmak için kullanılan bir yöntem vardır. Mesela biz sizle tartışıyoruz. Sen bir şey diyorsun, ben bir şey diyorum. Sen yine bir şey diyorsun. Ben de şey diyorum. Sen şunu okudun mu diyorum. Sen de diyelim ki okumadın. Benim bir arkadaşım, ismini vermeyeceğim ama, sırf bu durumlar için olmayan bir yazar üretti. Jonington Pennington diyelim. Ben sana diyorum ki abi, Jonington Pennington'ın işte Yüzyıllık Yalnızlığını okudun mu diyorum. Tabii Yüzyıllık Yalnızlık olmaz ama. Bu sence nasıl bir argüman? Soru şu aslında. Okuyabileceğimiz kitap sayısı okuyabileceklerimizin çok azı. Kitap okumanın toplumsal olarak yaygın olmamasının yarattığı problemlerden bahsettik, bu bir. İkincisi, senin dediğin kişisel bile olsa herkes her kitap okumak zorunda değil. Şu bir argüman değildir. Şunu okudun mu? Bu tarihçiler buna malumat fırış
konuştuk denir. Bu bir şey değil ya. Ben sana her argümanı kabul ettiremiyorum. Çünkü öyle şeyler var ki bir tek ben biliyorum. Yine de mesela ben tarih alanını öğrenmek istiyorum veya Mustafa öğrenmek istiyor. Okuması gereken temel kitaplar belli mi? Aşağı yukarı bellidir. Mesela kaç kitaptır bu? Tarih öğrenmek diye bir şey olmaz. Mesela senin gibi olmak istiyorum. Senin gibi olmak istiyorsan bir 10-15 yıl çalışacaksın. Çünkü ben en az bir 15-20 yıl, hatta yani liseden öncesi falan da biraz. İşte onu bir hızlandıramaz mıyız hocam? Hızlandırırsın. Yani bir insan 5-10 senelik böyle sağlam bir şeyle geçebilir, geçedebilir. Daha zekidir benden. Mesela bir alanda doktora yapmak için o alanda yazılmış bütün majör ana temel kaynakları okumak gerekir mi? Alan ne? Tarih mi? Tarihteki... Ya herhangi bir şey olabilir. Yani diş hekimliğinden tutma. Hayır. Tarih bir. Ya bütün tarihi öğrenemez. Şöyle bir şey yok. Bir adam, ben hiç hayatımda hem Hobsbawm'ı, hem Ferdinand Brodel'i, hem Paul Veyne'i, hem Marshall Hudson'ı, hem Michelet'i, bunların böyle 10'unu, büyük babaları 15-20 kişi hepsini okuyanı görmedim. Ama bu 20'den bir 4-5 tane okuyarak sonra 7-8'e çıkar. Önemli de değil. Monograf, yani sen 19. tarihçisiysen bir zahmet yani temel metindir Hobsbawm'ı okuyacaksın. Ben ne bileyim 16. tarihçisiysen Brodel'i okuyacaksın. Ne bileyim işte İslam tarihçisiysen Marshall Hudson'ı okuyacaksın. Ali Nalcı'yı okuyacaksın. Dünya tarihi için William McKinley'i okuyacaksın. Bunlar çok temel şeyler. Yani çocukların derin okuması lazım. Anladın mı? Hani böyle okey, anladım ama ben seyircilerimizden gelen şey sorusunu da anlamıyorum. Hocam ben ne okuyacağımı bulamıyorum diyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok şey var, ondan mı? Yönlendirmeye mi ihtiyaç var? Vallahi ilk başlarda var. Ama hiç yoksa yani yönlendirme faydalı olur. Ben senaryo nasıl yazılır? Bir kitap arıyorum mesela. Ne yaparım? Giderim senaryo okullarına yazarım en iyisi. Onlara syllabuslarına bakarım. O kitapları okurum. Merak ettiğim şey şu. Bu zamana kadar bilginin aktarımı hep yazı üzerinden olmuş. Bu kitap formatında PDF zamanla değişiyor, gelişiyor. Bundan sonra bunun 10 yıl sonra, 20 yıl sonra değişme ihtimali var mı? Yani yazıdan ziyade görüntüyle, sesle ağırlıklı olarak aktarılma ihtimali var mı? Bunu böyle bu zamana kadar kitap okumayı alışkanlık haline getirmediği için kendini eksik ve yenilmiş sayan kuşaklar adına da bir umut olması dileğiyle soruyorum. Çok güzel soru bence. Çok güzel bir soru. Hiç aklıma da gelmemişti. Şimdi ayak üzeri düşünerek sezgimi söyleyeceğim o yüzden. Bence olmaz öyle saçma şey. Çünkü hiçbir görüntü yazıdaki gibi alttan gelerek o metini kuramaz. Sen de onu yaratamaz. Belki elektronları beyne yollayarak falan olabilir. Mesela ama insan beyni değişiyor, tam emin de değilim. Eskiden orta çağda nasıl kitap okuyorlardı? Bağıra bağıra. Kütüphaneye gitsen herkes bağıra bağıra kitap okuyor. Ben mesela duyduğum hiçbir şey anlamam. Benim görmem lazım. Biz artık görsel öğreniyoruz. O duyarak öğrenmiş. Dolayısıyla bu değişebilir. Şu sıra video patladı aslında. O konuda haklı. Ne oldu online üniversiteler? Hepsi patladı. Araştırmalar yaptılar. Sıfırlar. Adam şu videoyla şöyle bir video çekiyor. Hı hı. Ve sen böyle sınıftaki gibi anlayamıyorsun. O başka bir şey. Yani videonun okuma gibi, harf gibi etki etmediğini, etmeyeceğini düşünüyorum. Ama belli de olmaz. Podcast dinlemekten çok mutluyum. Fakat şimdi yeni hizmetler var. Sesli kitap hizmeti diye bir şey var. Onu anlamıyorum. Yani bir kitabı kendim okumazsam sadece birisinin okumasıyla o kitap bana bir şey ifade etmiyor. Bence podcastler için ayrı bir şey yazılmalı. Bazen röportajlarda şöyle oluyor. Röportaj için geliyor adam ama röportaj yapmıyor da diyor hocam şu soruları cevapla sana. Ben onu konuşma diliyle yazıyorum. O zaman hatta diyorlar ya ne güzel röportaj vermişsiniz. Halbuki hepsini ben yazdım onu. Yani evde yazdım. Şunu demek istiyorum. Bir roman yazdın. Ben Sultan'ın Casuslarını yazdım. O okunmak için yazılmadı. Okunmak için yazılsaydı daha laçka bir dille, daha kısa cümlelerle, daha az kompleks bir sentaksla yazılırdı. Bu açıdan ben kitabın alınıp sesli kitabı okunmasını tamam engeller için bir şeydir. Onun dışında bir hizmet olarak görmüyorum. Kendi kitabım da var. Bu açıdan biraz tarafım ama benim kitabı da öyle okuyamazsınız. Olmaz yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başta Mustafa'ya teşekkür ediyorum. Özellikle yaratıcı sorularıyla ne kadar çok kitap okuduğunu bize gösterdi. Bravo Mustafa. Görüşürüz.